Var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde nikaha gerekiyor mu? Kadın değil, mezhebine. Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı bir akşam diliyoruz. Mazlum Müslüman kardeşlerimizin müreffeh yarınlara kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek, dileyerek birlikteliğimize başlıyoruz. Bugün yine ilminden istifade edeceğimiz değerli bir alimi ağırlamaktayız. Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamız bizlerle birlikteler ve değerli hocamıza bir saat boyunca bu mübarek zaman diliminde de dini konularda merak ettiğimiz hususları soracağız. Ya da bilmediğimiz meseleler varsa bunları danışacağız değerli hocamıza veya bizzat sosyal yaraya dönüşmüş olan problemlerimiz de olabilir. İnşallah bunların da çözümü için kıymetli hocamıza başvuracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kıymetli hocam, izleyicilerimizin yazılı soruları hazır, sosyal medya soruları hazır. Canlı yayında her zaman olduğu gibi dişat orada belirleniyor. İzniniz olursa ilk durağımıza Bismillah deyip geçelim. Sevgili izleyenlerimiz, İletişim yollarımız 0312 alan kodumuz 294-4294 telefon numaramız. Canlı yayında sorularınızı değerli hocamıza yöneltebilirsiniz. Yine sosyal medya Facebook, Twitter, Slash, Diyanete Soralım adreslerinden de anlık iletilerle programımıza katkı sağlayabilirsiniz. Ve yine diyanetesoralım@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimizden de soru, görüş ve önerilerinizi de paylaşabilirsiniz efendim. İlk durağımızda bağlantımızı arkadaşlarımız peki sağlamışlar, hazır. Aydın ilk durağımız Durmuş Ali Teresat'ımız. Hoş geldiniz. Aydın'a selamlar Durmuş Ali Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Hocam benim bir sorum vardı. İyi akşamlar önce. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim beldemizde mezarlık var. Bu mezarlık bizim çocukluğumuzdan beri kalkacağını söylüyorlar. Evet efendim. Diyorlar. Burada benim hem nenelerim hem dedelerim, 4 tane nenem dedem var. 2 anne dede, anne baba, anne. Bir de babamın babasından babamın annesi var. Evet. Bir de babam var. Evet. Şimdi bunları ben nakletmek istiyorum. Aile mezarlığımız var. Aile mezarlığına nakletmek istiyorum. Evet. Acaba caiz mi değil mi? Bir de bu ben en küçük torun benim. 38 tane torunu var dedemin. Evet. En küçük torun benim. Diğer torunlardan rıza almak zorunda mıyım? Peki şöyle bir şey sorsak efendim, bir yani zaruret yok değil mi? Siz kendiniz bunu aile mezarlığına taşımak. Yok da şimdi çocukluğumuzdan beri bu mezarlık kalkacak diyorlar. Ben şimdi ben ölürsem benim çocuklarım bu mezarlığı ya kaldırır ya kaldırmaz. Yani ben sağken kaldırırım diye düşünüyorum aklımdan. Peki efendim, soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı? Yok efendim, yok. Efendim sıhhat diliyoruz. Aydın'a selamlar, iyi akşamlar diliyoruz Durmuş Ali Bey. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Normal olarak cenazelerin bulunduğu yerden başka bir yere nakledilmeleri uygun değildir. Yani bu haramdır anlamında değil ama en azından mekruhtur. Ancak bir zaruret varsa veya kamu yararı, menfaati onu gerektiriyorsa nakledilebilir. O ne olabilir mesela? Diyelim ki sel basmış. Evet. O kemikler falan ortaya çıkmış ve burası sel ağzı. Oradan alınıp başka tarafa nakledilebilir. Mesela Uhud şehitleriyle ilgili böyle bir rivayet var. Yani onlar, şimdi Uhud şehitliği var şu anda. Evet. Gittiniz, gördünüz, biz de gördük. Elhamdülillah. O kısımda değilmiş daha önce. Böyle sel ağzı bir yerdeymiş şehitler. Oraya gelen bir sel, kemikler falan meydana çıkarmış, oradan bu tarafa nakletmişler şimdiki yerine. Yani orada bir zaruret var. Veya ne bileyim, mutlaka oradan bir yol geçmesi gerekiyor. Yani öyle bir ihtiyaç ki, bu kamu açısından yol geçmesi gerekiyor. Ancak böyle durumlarda taşınabilir. Yoksa ileride taşıyacaklarmış diyorlar. İleride taşıyacaklarsa o zaman taşırlar. Yani bir ihtiyaç olursa, ama şimdi hiç böyle bir ihtiyaç yokken, zaruret yokken, gerek yokken taşınması uygun değildir. Yerinde dursun mezarlar. En azından mekruhtur. Peki efendim. Evet, o halde taşımamasını tavsiye ediyoruz. Evet. Peki. Değerli hocamız, efendim devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz birlikteliğimize. Miyaser Karhan hattımıza hoş geldiniz. Selamlar efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Dinliyoruz. Her peygamberin şeytanı var mıdır? Her insanların şeytanı var deniyor ya. Her peygamberin şeytanı var mıdır? Peygamber Efendimizin de özellikle şeytanı var mıdır? Peki soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı efendim ekleyeceğiniz? Yok. Başka sorum yok. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ye selamlar Sayın Karhan. Evet.
Şimdi tabii şeytan Hazreti Adem'den beri var. Hatta Hazreti Adem'den önceden beri var. Evet efendim. Ve bu insanlara musallat olmuş. İnsanları yoldan çıkarmak üzere, sapıtmak üzere Cenab-ı Allah'tan izin almış. İnsanlar nefislerine mağlup oldukları zaman şeytana uyuyorlar. Ve Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapıp emrettikleri şeylerden uzak kalıyorlar. Yani hepimiz de gerçekten bizi yoldan çıkarmaya çalışan bir güç var. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'de şeytanla ilgili olarak çok farklı ayetler geçiyor. Mesela şeyatunil insi, şeyatunil cin. Yani insanların şeytanları, cinlerin şeytanları vesaire gibi. Peygamber Efendimiz Hazretleri Resulullah'tan da, Hazreti Peygamber'den de bu anlamda bir rivayet var. Yani diyor ki herkesin bir şeytanı vardır. Ben şeytanım, Müslüman oldum. Yani bu ne anlama geliyor şimdi? İnsanları yoldan çıkaran bir şey var, şeytan. Hatırında benim de var. Ama o Müslüman olduğu benim yoldan çıkartması mümkün değil. Yani bu anlamda bir rivayet var. Yani soruyor ya Peygamber Efendimiz'in şeytanı var mıydı? Ha. Demek rivayete ki göre vardı ama Peygamber Efendimiz'e zarar veren birisi değil veya onu yoldan çıkarmaya çağrışan veya muvaffak olan birisi değil. Ama tam tersine Peygamber'e inanmış, Müslüman olmuş. Peki. Yani buradan şunu da anlaşılıyor değil mi? Birden çok şeytanlar var. Yani aslında burada mesela Rasul-i Kevneyn ve Rasul-i Sakaleyn. O cinler, hani, cinlerin ve insanların şeytan, şey, hani, peygamber anlamında. Her iki bölümünde. Yani tabii cinlerden de şeytan. Yani zaten şeytan cin değil. Evet. Hani mesela yani Kur'an-ı Kerim'de şeytan iblisle ilgili olarak o cinlerdendi diyor. Ayet-i Kerim. Evet. Yani dolayısıyla yani cinlerden demek ki şeytanın avaneleri ve şeytanlar var. Olduğu gibi Müslümanlar da Peygamber var yani. Efendimiz ikisine de Müslüman oldu. Cinlerden de şey peygamber oldu ikisine de. Cinlerden de Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini tasdik edenler var. Aynen insanlarda olduğu gibi. Ve nasıl ki insanlardan inkar edenler varsa, kafir olanlar varsa, cinlerden de kafir olanlar var. Onlar da sorumlu yani. Evet. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'la birlikteliğimiz sürüyor. Rıza Tunç Han hattımızda. Hoş geldiniz İstanbul'a. Selamlar Rıza Bey. Alo, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurunuz Rıza Bey. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillah efendim. Sıhhat dileriz. Sizler de iyisiniz. Ya Allah şükür ben de iyiyim. Ben de bir Diyanet insanı olarak bir soru sormak istiyorum. Buyurunuz. Şöyle, annem bundan 5-6 ay önce mesane kanseri teşhisi ameliyat oldu. Evet. Şu anda yatakta yatıyor devamlı. Yani çok hareket de edemiyor. Şey yapıldı, idrar torbası konuldu karnına. Evet. O şekilde şey yapıyor yani. İdrarını çıkarıyor. Evet. Peki. Yani namazıyla ilgili, yani abdestiyle ilgili bir kusur var mı? Soralım değerli hocamız efendim. Başka bir soru var mı? Bir sorum daha var. Buyurunuz. Şöyle, ev kredisi, finans kurumlarından ev kredisi almak, yani sadece ev için uygun mudur? Yani bazı hocalarımız bu konuda uygun olacağını söylüyorlar. Finans derken, yani finans derken Rıza Bey, katılım bankasından mı bahsediyorsunuz yoksa normal bir bankadan mı bahsediyorsunuz? Yani katılım bankası veya normal bir bankadan. Peki soralım. Sadece ev için dediğiniz için hani yani onu özellikle soralım. İhtiyaç olduğu için hani insanın ihtiyacı olduğu için. Hay hay efendim. İhtiyaç olarak değerlendiriliyor mu? Kıymetli hocamıza soralım, işin doğrusunu öğrenelim efendim. Hep birlikte tamam, öğrenelim. Olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sıhhat diliyoruz. Annemize şifa diliyoruz. İstanbul'a selamlar efendim. Allah razı olsun. Bu evet, kardeşimizin annesi sahibi özür, öyle anlaşılıyor. Yani çünkü böyle bir durumda tabii o idrarın tutulması mümkün değil. Yani gelen olduğu gibi dışarı çıkıyor. Evet efendim. Bu sahibi özür sayılır. Dolayısıyla her namaz vakti için abdest alacak. Ha, kendisi yerinden kalkamıyorsa, eğer aldırabilecek biri varsa çevresinde, ona abdest aldırabilecek biri varsa yardımcı olarak, o yardımcı olur, o abdest alır. Eğer abdest aldırmaya yardımcı kişi yoksa, işte teyemmüm yapar. Bunun hep devamlı yaptığımız yani bir şey, yani tavsiye ettiğimiz bir şey. Yani oraya yanına alacağı bir kiremit parçası, tuğla parçası, taş vesairenin üzerinde teyemmüm yapar. Namazını da eğer vücut hareket etmiyorsa, yani beli hareket etmiyorsa, yani eğilme, doğrulma, rükûa varma, secdeye varma imkanına sahip değilse, yattığı yerden başını hareket ettirerek
ima ile, yani rükuda biraz eğerek, secdede daha fazla eğerek ve aynen rükû yapıyormuş gibi, secde yapıyormuş gibi başını hareket ettirerek namazını kılar. Ne zaman namaz sakıt olur, ne zaman düşer? Hiçbir şekilde kılabilecek durumda değilse. Hatta bazı böyle gözüyle ima ederek kılar diyenler de var ama Hanefi mezhebindeki kabul edilen görüş ki biz ona müftabih diyoruz. O görüşe göre başı hareket ettirerek de namaz kılamıyorsa o namaz ondan sakıt olur. Her vakit abdest alacak. Her vakit abdest alacak. Evet. Diğer vakte kadar istediği kadar kaza vesaire kılabilir. Hanefi mezhebinde öyledir. Yani bir vakit içerisinde hem o namaz vaktin namazını hem de kaza nafile kılabilir. O hal devam etse de bir şey değişmiyor. Bir şey değişmiyor. Peki. Değerli hocam. Peki burada şöyle bir şey akla gelebilir. Acaba o idrar torbasını boşaltmak gerekir mi? Peki temizleme noktası. Yani bu özürden dolayı çıkan şey necis sayılmıyor. Yani namaza engel bir necaset sayılmıyor ama tabii gönlün rahat etmesi için boşaltabilirse boşaltır. Peki. Beyefendi krediden özellikle ev kredisini. Şimdi bir defa biz Hanefi diyorum Türkiye'deki hocalar içerisinde bir taneyi aşmamak kaydıyla yani sadece kendi oturacağı kadar olmak kaydıyla ev kredisi alabileceğini söyleyenler çıkıyor. Avrupa'daki Müslümanlar için de Avrupa Alimler Birliği var ki onların başında Yusuf el-Karadavi var, Ali el-Karadavi diye tanıdığımız ilim adamları var. Bunlar gerçekten iyi ilim adamları. Onların Avrupa'daki Müslümanlara has bir fetvaları var. Çünkü orada biraz daha durum farklı, kiralar çok pahalı falan. Şimdi ülkemize gelince biz, yani burada olay şu, faizle çalışan bir bankadan kredi alabilir mi, alamaz mı? Normalde alamaz. Niye? Çünkü faizdir. Yani aldı. Ne diyoruz? İster tüketim için, ister üretim için. Olsun. Olsun. Faiz almak, faiz vermek haramdır. Ancak bunu biz eğer bir zaruret sayarsak veya zarurete varan bir ihtiyaç kabul edersek o zaman zarurete binaen alınabilir dememiz gerekir. Ama biz bu ev ihtiyacını bir zaruret olarak görmüyoruz. Ve zarurete yakın bir ihtiyaç olarak da görmüyoruz. Çünkü zaruret veya zarurete yakın ihtiyaç olabilmesi için onun olmayışı hayatı yaşanmaz hale getirecek veya son derece zorlaştıracak. Şimdi bugün evi olmayan kişi için hayat yaşanmaz hale geliyor mu? Gelmiyor normalde. Yani ev almaya imkanı olan kişi demek ki yani krediyle de olsa o krediyi ödeyeceğine göre kira da verebilir. Dolayısıyla biz bunu faizli bir şekilde kredi almayı caiz görmüyoruz ama Türkiye'de bunu bir ihtiyaç kabul edip cevaz verenler var. Ama dediğim gibi bunlar çok azınlıkta kalıyor. Velev ki almış olsalar neyi tavsiye edersiniz? Neyi tavsiye ederiz? Hani yani, banka değil de. Şimdi onu söyleyeceğim. Buyurun efendim. Ama bu katılım bankaları ev alıp satıyorlar. Diyorlar yani, onlar, evet. Yani çalışma tarzı olarak öyle olduğunu söylüyorlar. Eğer mesela parası yok veya parası yetmiyor. Bir katılım bankasına gitsin, gidebilir. Orada ki bugün devlet bankaları da katılım bankaları açmaya başladılar. Yani oraya gidebilir ve oradan hatta şöyle de oluyor. Kendisi evi buluyor, seçiyor. Fiyatını öğreniyor ama bankaya gidiyor. Bankaya söylüyor falan yerde bir ev var. Onu siz bana alır satar mısınız? Benim şu kadar peşinatım var diyor. Bankada onu ya doğrudan veya bir vekalet yoluyla satın alıyor ama tapuyu almıyor tabii kendisi. Zannediyorum mevzuat o işe müsait değil. Ama şifayı olarak alıyor ve peşin ve şifayı olarak da bu müşteriye satıyor. Bu şekilde olunca bu bir şeydir. Alım satım aktı olarak caiz görülür. Peki. Efendim devam ediyoruz. Bir izleyicimiz hocama selam ediyorum demişler. Bir buluntuyla ilgili soru değerli hocam ama biraz farklı. Beyefendi diyor ki hocam paraya ihtiyacımın çok olduğu bir zamanda bir mağazada bir para buldum. Hakkım olmadığı halde o parayı aldım. Fakat hiç harcamadım, hiç kullanmadım. Hala yanımda duruyor. Ne yapmam gerekir diyor. Şimdi hem çok ihtiyacım olduğu bir zamanda diyor. Demek ikilemde kalmış. Harcamadım yani. Diyor. Şimdi tabii bu paranın sahibinin aranması gerekir idi. Doğru. Ki o zaman arasaydı bulma şansı daha fazlaydı. Çünkü muhtemeldir ki o mağazaya girip çıkanlar
Gidip sormuşlardır yani oranın bahsede bekçisi yoksa görevlisi. Yani bu para da kaybettim, para düşürmüşüm, bulan var mı diye sorarlardı, sormuşlardır. Yani şimdi bu kişi oraya haber vermediğine göre demek ki sahibi onu bulamadı. Vakit de geçmiş, ne yapacak? Önce şunu yapmalı bence. Bir, gidip o mağazaya sormalı. Demeli ki ya ben falan tarihte burada para bulmuştum. Ama işte onun sahibini aramadım. Size gelip parayı soran var mı, adres bırakan var mı, telefon bırakan var mı şeklinde sorup, eğer bulabilirse o paranın sahibini bulup parayı iade etmesi gerekir. Sahibine vermesi gerekir. Ha bulamadı. O zaman yapılacak olan şey bunu fakire vermektir. Evet. Fakire vermektir. Kendisinin zannediyorum şimdi ihtiyacı da yok. Öyle anlaşılıyor zaten. Kendisi harcamamalıdır. İhtiyacı yok ise zaten. Peki. Ama öncelikli olarak dediğim gibi o mağazayı, sahibini aramalı. Ki en kolay sahibini veya bulması en imkan dahilinde olan şey gidip mağazaya sorması. Peki. Efendim Erzurum'dan bir izleyicimiz hattımızda. Erzurum'a selamlar, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Alo, iyi akşamlar. Buyurunuz. Hayırlı efendim. Yayınlar. Teşekkürler efendim. Benim bir iki sorum vardı da. Birincisi buyurunuz. Benim bir dükkanım vardı. Dükkanım kirada. Kiracım da içki satıyor. Evet. Ben gerçi ona çıkarmaya çalıştım. Şu anda mahkeme aşamasındayız da. Ondan aldığım para acaba caiz midir? Kullanabilir evet. miyim? Bir de artı başka gelirim yok. Onu soracaktım. Soralım ama değerli hocamıza. Başka bir soru var mı efendim? Bir de kayınvalidem ümredeyken bir kese para bulmuş da onu hiç ellememiş, almamış. Şimdi diyor ki alsaydım bir fakire mi verseydim ya da almamakta daha mı iyi ettim diyor. Peki. Bir soru daha sorabilirim. Buyurun lütfen. Buyurun efendim. Bu yıl hacca gittik de biz. Elhamdülillah. Önce söylediler ki hani Arafat'ta belki taş bulamayabilirsiniz diye Mekke'den taş toplayın. Biz de Mekke'den taş topladık. Ondan sonra Arafat'tan, Müzdelife'den yine taş aldık. Mekke'deki evet. taşlarımızı kullanmak, şeytan taşlamak için gerek kalmadı. Ben onları çöpe attım. Yanlış mı yaptım? Soralım değerli hocamıza. Bu taşların çok bir kutsiyeti var mı? Efendim Erzurum'a selamlar, iyi akşamlar diliyoruz. Biz hayırlı teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah hacınızı kabul etsin. Evet, dükkanını kiraya vermiş. Kiracı içki satıyormuş. Oradan aldığım para helal mı diyor. Evet. Şu tartışılmış. Tabii bizim müştehit imamlarımız döneminde, daha doğrusu daha eskiye gidelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'de içki satılan veya kumar oynatılan veya ne bileyim dinin yasak ettiği faaliyetlerin icra edildiği mekanlar yok idi. Öyle olunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dükkanınızı kiraya, içkiciye kiraya veremezsiniz, içki satana tekel bayine veremezsiniz veya kumarhane olarak kullanacak birisine kiraya veremezsiniz şeklinde bir hadis yok. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir ayet yok ama genel ilkeler var. Bir defa içki satımıyla, içkiyle ilgili olarak içene, yapana, taşıyana, ikram edene bunların hepsinin günahkar olduğunu hadis-i şerif söylüyor. Bu bir. İki, bir genel kural olarak da günah olan bir fiile yardım etmede günah olarak kabul ediliyor. Masiyet. Masiyete yardım masiyettir diye. Şimdi burada masiyete yardım derken mesela masiyet içki içen adama doğrudan yardım etme anlaşılabilir. İçki yapımına doğrudan yardım etme olabilir. İçki satımına doğrudan yardım etme olabilir. Şimdi bir dükkanı kiraya vermek birisine içki satımına yardım mı değil mi? Veya yardımsa bile böyle bir şey yapılabilir mi yapılamaz mı? Bu tartışılmış. Ha, ne zaman tartışılıyor bu? Müştehit imamlar döneminde tartışılıyor. Ve o zaman Irak'ta, şimdi Irak havalisinde, Sevad-ı Irak denilen zimmilerin yaşadığı, yani gayrimüslimlerin yaşadığı bir bölge var. Şimdi orada bir kimse dükkanını içki satan birisine kiraya verebilir mi, veremez mi? Evet. Veya işte oradaki içki yapan birisine şıra, üzüm suyu satabilir mi, satamaz mı gibi konular tartışılmış. Hatta İmam-ı Azam bir kimsenin dükkanını kiliseye, havraya veya ne bileyim ateşperestlerin ibadetgah olarak kullanacağı bir yere kiraya verebileceğini söylüyor. Ateşperest de dahil mi hocam? Dahil. Tabii. Yani verebileceğini, yani vermesi halinde bunun
gelirinin günah olmadığını söylüyor. Niye? Niye efendim? Soralım. Çünkü diyor ki burada günah, şimdi şey fark etmiyor. Yani ister kilise olsun aynı günah. Şey. Belki ateşperest kitapta yazmıyor olabilir ama yani fark etmez. Peki. Niye? Çünkü burada günahı işleyen birisi var. Sorumlu olan odur. Dükkan veren kişi dükkanını veriyor. Doğru, sorumlu değil. Ve kirasını alıyor. Hatta şöyle de delillendirir. Bir kimse dükkanını birine kiraya verse, o kiracı dükkanda hiçbir iş yapmasa, faaliyet yapmasa, yine de kirasını ödemek zorunda mıdır? Tabii. Zorundadır. Ha. Şimdi ancak İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve birçok alim de, demek ki söylediğimiz gibi günaha yardım günahtır, masiyete yardım masiyettir kuralından hareketle, bir kimsenin dükkanını, içerisinde dinin haram kıldığı bir faaliyetin icra edilecek bir yere veya edeceğini bildiği kişiye veremez diyorlar. Peki. Şimdi biz o yüzden, tabii bu tartışmalı olduğu için tavsiyemiz, ihtiyatlı olarak, mahkemedeyim dedi zaten. İhtiyat olarak, tabii bu fiiliyatları yapmayan bir yere kiraya vermesidir. Ama vermiş bu hanımefendi, zaten başka geliri de yokmuş, şimdiye kadar da kira almış. Ve o dükkanı tahliye edinceye kadar da kira almaya devam edecek. Helal mıdır bu para? Helaldir. Peki. Yani İmam-ı Azam'ın içtihadına göre burada cevap veririz. Helaldir, o tereddüdü olmasın. Tahliyeden sonra bu işi yapmayan birine. Zaten kendisi öyle anlaşılıyor. Peki. Ki öyle birine vermek istemiyor. Peki. Tavsiyemiz tabii böyle haram olan bir ticaret yapacak bir yere değil de helal yoldan ticaret yapacak birisine vermesek. İkincisi, para mevzu zaten bir başkası alıp da bu, o gelmiş edilmiş. Gitmiş zaten. Ama madem ki bu soru soruldu, ona şöyle bir cevap verelim. Bir kimse yolda bulduğu bir şeyi almalı mı, almamalı? Şimdi burada... Hocam çok iyi aslında bir soru. Bunu soralım yani yolda bulduğunu şimdi almalı mı, almamalı? O almamış. İyi etmiş, kötü etmiş. Sonraki de muhtemelen o öyleydi. Ama biz bunu yolda bulduğu, gördüğü bir şeyi almalı mı, almamalının cevabını verelim. Eğer bak... Yolda gördüğü şey, bulduğu şeyi almadığı takdirde o malın telef olacağından endişe ederse veya insanların duyarlılığı olmadığı için alıp da cep edeceklerinden endişe ediyorsa alsın, sahibini arasın ve sahibini bulamıyorsa da ya emniyet güçlerine versin. Ama hassasiyet yani. Doğrusu. Almadığı takdirde, o yoldan almadığı takdirde herhangi bir zarar görecek değil. Yani sahibi muhtemelen gelecek, orada arayacaksın kaybettiği şeyi. Bu olacaksa eğer, bunun olacağına güveniyor, inanıyorsa almasın. Çünkü sahibi gelip alacaktır. Şimdi şey varmış eskiden, şöyle bir şey okumuştum. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağaçları var. Evet efendim. O ağaçlardan birisinin dallarından böyle keseler sallanıyormuş. Bir batılı turist, seyyah diyorlar ya o zaman. Evet. Gelmiş, onları görmüş. Allah Allah, bu niye acaba, bunlar niye? Orada bir de sormuş. Tercümanına sormuş. Bunlar nedir? O da demiş ki bunlar yitik keseleri. Ne var bunlar içinde? Bunlar içinde para var demiş. Peki ne yapıyor burada? Bunlar ne arıyor? Niye buraya asılmış? Bunlar bulunmuş. Bulanlar getirip buraya asıyorlar. Ve sahipleri, para kaybedilenler geliyor burada bakıyor. O kendi kesesi hangisiyse, cüzdan hangisiyse onu alıyor. Peki demiş o seyyah, turist. Bunu başkaları almıyor mu? Yok, almıyor demiş. Çünkü haram. Şimdi yani eğer böyle bir ortamda yaşasak. Şu bilince bakar mısınız? Böyle bir ortamda yaşasak kaybedilen mallar yerinde kalsın, sahibi gelir oradan alır deriz ama... Ortam o ortam değil. Evet efendim. Şimdi aklıma yine bir şey geldi. Lütfen efendim, buyurun. Hadis-i şerif var. Şimdi kırda, sahrada hayvanını kaybetti. Evet. Eğer kaybettiği hayvan koyun ise peygamberimiz diyor ki onu alsın. O koyun buldu. Kayıp bir koyunsa alabilir. Onu bulan alsın, sahibini arasın. Çünkü almadığı takdirde o ya kurdundur. Doğru, telef olur. Telef olur veya sahibinindir. Ama diyor deve bulursa. Deve, onu almasın diyor. Çünkü onu kurt ona bir şey yapamaz, o kendini korur ve sahibi gelir onu alır diyor. Şimdi bu bir hadis olarak var. F-
Fıkıh kitaplarımızda bizim çok böyle Türkiye'de çok iyi bilinen, çok okunan El-İhtiyar Li-Talil-Muhtar diye bir kitabımız var, fıkıh kitabımız. Şimdi orada bu o konuyla ilgili ki o lukata derler. Yani bu yitik mala lukata derler. O konuyla ilgili o lukata konusunun işlendiği yerde bu hadisi almış ve şöyle bir yorum getirmiş arkasından. Zamanımızda diyor ki 680'de vefat etmiş Hicri. Yani bundan 700-800 sene önce. O zat. Şimdi diyor ki zamanımızda diyor deveyi bulan da almalıdır diyor. Çünkü eskiden o deve zarar verecek sadece kırdaki kurtlardı. Şimdi şehirlerde de kurtlar var diyor. Evet efendim. Yani hırsızlar var diyor demek istiyor. Yani bu önemli bir bakış açısı. Şimdi o zaman demek ki eğer yitik olan mala ister canlı olsun, ister cansız olsun, ister para olsun, ister eşya olsun. Onu oradan almadığı takdirde o mala bir zarar geleceği endişesi taşıyorsa kişi almaz. Zarar geleceği endişesi taşıyorsa alır, sahibini arar. Eğer öyle bir endişesi yoksa almaz. Peki. Sahibi gelir alır. Zaten o toprakta da bir başkası da alsa bir fakire vermiştir inşallah. İnşallah öyledir yani. Tabii. Orada da insan çeşitli insanlar var canım. Yani orası da öyle peki. Kutsal bir mekan ama oradaki insanlar melek değil. Evet. Şimdi üçüncü sorusu şeytan taşlamak için taş toplamış. Evet. Şimdi normalde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Mina'da şeytan atacağı taşları Müzdelife'den toplamış. Doğru. Yani o zamanki Müzdelife şartları, o zamanki hacı sayısı vesaire buna imkan veriyormuş. Şimdi de... Şimdi ya zaten oralardaki atılan taşlar doğru. Götürüp sağdan soldan atılan vururlar. Doğru efendim. Yoksa oranın kendi taşı değil. Doğru. Ya, ve bir de eğer orada bir müddet konaklayıp taş toplama imkanı varsa insanların oradan alırlar. Peygamberimizin yaptığına ittibaen. Yani oradaki o vakfe zamanı zaten taş toplama zamanı hocam aynı zamanda. Ya orada namazı kıldık, namaz taş topladık. Kılarlar, dua yaparlar, işte orada beklerler. İlla o şart taş toplama Müzdelife'de vakfesinin bir gereği değil. Değil, peki ha. Efendim. Şimdi ya istersen Mekke'de alır, istersen Arafat'ta alır, istersen Müzdelife'de alır. Ama taşın bir şeyi yok Müzdelife'den, yani. Müzdelife'de peki. Alır. Yani onun illa bir kutsallığı yok. Peki. Şeytana atmamış, çöpe atmış. Kalanları. Yani orada bizim kitaplarımızda eğer artarsa taş olduğu gibi oraya atar falan şeklinde ifadeler var ama yani böyle atmadı da çöpe attı diye veya dışarıya atıverdi kalan diye. Kalan taşları ne yapmak ceza falan gerekmez. Ne yapmak kalan lazım? Taşları orada şeytana en son günü atıverdi tamam. Hepsini birden mi hocam? Ama o şeydi yani o taşları elinden çıkarmak için. Yoksa şeytana bir daha vurmak için değil. Peki. Evet. Hocam peki bu taş meselesine gelmişken çok yakın bir zamanda birisi şöyle bir cümle bulunduğumuz bir ortamda kullanmıştı. Allah muhafaza hani bu taşları satıldığı vesaire böyle laflar edilmiş falan böyle bir şey söz konusu değil. Yani hani oraya da gittik ama elhamdülillah. Yok bilmiyorum ya ama o insan oğlu çiğ süt denmiş derler ya yani. Adam Galata Köprüsü'nü satıyor. Boğaz Köprüsü'nü satıyor. Yani müşterinin bulursa satan satar ama cemaat şey. Taşları diye satmışlar. Onlar öyle bir şey olmaz yani. Olamaz, dinde yeri yok. Peki. Bu böyle bir hareket yapan kişi günah işlemiştir tabii ama peki. Yapan da çıkmış olabilir yani. Peki. Efendim taşların kutsiyetinin olmadığını da değerli hocamız paylaşmış oldular. Ankara ile birlikteliğimiz sürüyor. Mustafa İncekara hoş geldiniz efendim. Ankara'ya selamlar. Mustafa Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizlere de efendim iyi akşamlar. Buyurunuz. Şimdi mümkünatı varsa alo. Buyurun efendim dinliyoruz. Değerli hocam duyuyorlar. Ha. Üç tane soru sormak istiyorum da. Buyurunuz. Mümkünatı varsa. Buyurun efendim. Şimdi vakit namazı girdiği zaman çalışmış olduğumuz yerde ya da işte alışveriş merkezlerinde denk geldiğinde eda evet. Zamanında topluca olunan durumlar oluyor ve imam harici toplucalıklar. Acaba bu cemaat içerisinden herhangi biri imam olarak vaktin edasını yaptırabilir mi? Zaman zaman bana da teklif ediliyor ki ben hani Arapça olarak da bilmiyorum, Türkçe biliyorum namaz surelerini.
Türkçe derken Türkçeden kastınız? Ha, Türkçe meali öğrenmiş. Yeni harflerle öğrenmiş. Yeni harflerle öğrenmiş. Peki. Mahreç noktasında. Peki şeyiniz yok. Diğer soruyu alalım değerli. Diğer sorumuz da cuma namazı cuma günleri eda edilen zuhri ahir namazı yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Soralım değerli hocamıza. Bir diğeri de buyurun efendim. Bir diğeri de 4 rekatlı bir namazda ilk oturuştan sonraki 3. rekata kalkıldıktan sonra unutarak 3. rekatta da oturup kalıp tahiyyatı okuduktan sonra tam selam faslına gelindiğinde 3. rekatta olduğumuzu idrak edersek burada ne yapmamız gerekir? Bu namazın farz ya da nafile namaz oluşu yapacağımız durumu değiştiriyor mu? Bu konuda bilgi rica edecektim. Soralım efendim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız rica için. Rica ediyorum. Hayırlı Sayın İncekara, iyi akşamlar. Ankara'ya selamlar. Üç soru, evet, üçü de namazla ilgili. Birinci sorusu, yani birden çok insan var. Bunlar ki 3 kişi de olabilir, 2 kişi de olabilir hatta. Evet. Veya 5-10 daha fazla da olabilir. Bunlar vakit girmiş, cemaat yapıp namaz kılabilirler mi? Ayrı ayrı kılmak yerine. Kılarlarsa işte kim imam olur veya imam olan kişi çok iyi okuyamazsa ne olur falan, değil mi? Tabii burada cemaat yapabilecek bir çoğunluk olduğuna göre bunlara bizim tavsiyemiz bu namazı cemaatle kılmalarıdır. Peki kim imam olacak? O topluluk içerisinde en iyi bilen, yani dini bilgisi en iyi olan veya en iyi Kur'an-ı Kerim okumasını becerebilen o imam olur, diğerleri ona uyar. Tabii burada şu akla gelebilir, bunlar yabancı insanlar. Kim en iyi biliyor, kim bilmiyor, bunu anlayamayız ki. O zaman orada kendisini ehil hisseden kişi, kendisinin namaz kıldırmaya ehil olduğunu düşünen kişi geçer, o kıldırır ki o aslında kendine güveniyordur. Ha şimdi bir de şu var, ya herkes cahil, hiç kimse, yani ben diyor ki bu kardeşimiz, ben diyor namaz surelerini yeni harflerle öğrendim diyor. Yani o orijinalinden okumasını bile beceremem diyor. Yani bunu anlamış da harfleri falan yerli yerinde çıkaramam. Anlamış çıkar. Şimdi şöyle bir kural var. Aminin amiye imameti caizdir. Benim onlara imametim veya birbirimize. Ya, yani bu ne demek bu? Evet. Şimdi okuması olmayan, iyi okuyamayan birisi, evet, kendisi gibi iyi okuyamayan kişilere imam olabilir. Nasıl ki o kendisi tek başına namazı kılarken bir şey okuyorsa, imam olduğu zaman da aynı şekilde okur. Yani burada bu insanlar tek tek kılmaktansa cemaat olarak namaz kılmalılar, cemaat sevabını alırlar. Ama dediğim gibi eğer işlerinde layık olduğunu düşünen biri varsa o geçer. Bazen bana teklif ediyorlar diyor. Layık olduğunu düşünen birisi yoksa muhtemelen en yaşlısına teklif edebilirler. Veya ne bileyim en işte bu becerir diye düşündüklerine teklif edebilirler. Yani o şekilde namazlarını kılarlar. İkincisi, peki, cuma günleri zuhrahir yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Kaza borcu olan kişi zuhrahir yerine namaz kaza kılabilir. Peki. Üçüncü sorusu da, üçüncü rekattan sonra unutarak oturmuş, tahiyyat okumuş. Yani zannetmiş dördüncü rekat. Doğru. Ne yapacağım? Ve bir de şunu soruyor. Nafile olmasıyla namaz arasında, farz olması arasında fark var mı? Şimdi namazın kılınışı açısından farzlarla nafileler arasında bir tek fark var. Nedir o? 4 rekatlı namazlarda ister farz olsun, ister nafile, 2 rekattan sonra oturulacak. Doğru. Ama nafilelerde 2 rekattan sonra oturmak farz. Farz namazlarda 2 rekattan sonra oturmak vacip. Evet. Bu bir fark. İkinci bir fark, üçüncü ve dördüncü rekatlarda, nafilelerde ve sünnetlerde Fatiha'dan sonra sure okunur, zamm-ı sure dediğimiz. Farz namazlarda okunmaz. Onun dışında hepsi aynıdır. Yani yanıldığın zaman farzla ilgili hüküm neyse, nafileyle ilgili hüküm de aynıdır. Şimdi burada üçüncü rekattan sonra oturmuş, kıldığı namaz ister farz olsun, ister nafile olsun. Ve ettahiyyatü okumuş, salli barik okumuş, selam verecek aklına gelmiş. Ne yaptı şimdi bir insan? Kıyamı tehir etti. Doğru. Geciktirdi. Kıyam farz ya. Ondan sonra ruku, ondan sonra sucud hepsini tehir etti. Ne yapacaktır bu? Kalkacak. Bir rekat daha namaz kılacak. Dördüncü rekatını.
Ondan sonra sehiv secdesi yapacak. Yani oturup normal... Nasıl tahiyat yapacak sehiv secdesini? Oturacak, ettahiyatı okuyacak, selam verecek. Ondan sonra Allahu Ekber deyip iki defa secdeye kapanacak. Oturacak, ettahiyatü salli barik ve duaları okuyup selamını verecek. Peki. Hanefi mezhebinde ama Şafii mezhebinden ise o en sonunda secde yapacak selam verdikten sonra. Ama yine aynısını yapacak yani. Kalkacak, bir rekat kılıp... Tabii tabii, orası aynı. Peki. Efendim, üç sorusuna da cevap verdi değerli hocamız, Ankara'daki izleyicimizin. Şanlıurfa ile birlikteliğimiz sürüyor. Suna Arslan hattımızda. Hoş geldiniz Suna Hanım. Şanlıurfa'ya selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurunuz. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Sormak adet olmuş. Evet, buyurun. Buyurunuz efendim. Değerli hocam da sizlere ya, iyilik dilediler. Buyurun hocam, efendim. Benim size bir sorum olacaktı. Ben üç çocuğum var. Evet. Dört tane sezeryan oldum. Şu an beşinciye hamileyim. Evet. Ve beşinci hamileliğime istemeden hamile kaldım. Evet. İstemeden hamile kaldığım için aldırmakta çok günah olduğu için göze alamadım. Evet. Ve şu an doktorların benim kordonumu bağlanması gerektiğini ve aksi takdirde tekrar aynı şey olursa hayatıma mal olacağımı söylüyorlar. Dinimizde de kordonların bağlanmasının çok günah olduğu da hani bir gerçek. Sizce ben ne yapmalıyım? Cumartesi günü tekrar sezeryan olacağım. Evet. Bu soruyu sizden rica etsem beni aydınlatır mısınız hocam? İki gün ameliyatım var ve ben çok kafam karışık bir şekilde. Efendim Cenab-ı Allah evladınızı inşallah hayırla kucağınıza almanızı nasip etsin. Soralım işin fıkhi yönünü değerli hocamıza. Sıhhat diliyoruz, afiyet diliyoruz. Şanlıurfa'ya selamlar efendim. Lütfen müsterî olunuz. Soralım. Normal şartlarda tabii bu kısırlaştırmak, insanları kısırlaştırmak caiz değil. Evet. Daimi. Hani gebeliği önleyici tedbir almak caiz de gebe kalmasını, bundan sonraki hayatında gebe kalmasını tümüyle engelleyen bir tedbire başvurmak o caiz değil ki kordon bağlatmanın böyle olduğu söyleniyor. Ha şunu bilemiyorum, eskiden bağlanan kordonlar bir daha çözülemez diyorlar idi. Ama tıp gelişti. Şimdi çözülebiliyor mu, çözülemiyor mu bilemiyorum. Hatta bir zaman bir soru gelmişti. Bir soru da işte ben kordonları bağlatmış mıydım, şimdi bunları çözdürmeli miyim falan şeklinde bir soru gelmişti. Doğru efendim. Eğer bu çözülebilecek durumda ise ki bu durumda hanım, aslında bizim tavsiyemiz şu, eşinin de anlayış gösterip bundan sonra gebe kalmasına imkan hazırlamamaları, yani gebe kalmasını önlemeleridir. Çünkü gerçekten üç defa sezeryan olmuş. Şimdi dört mü olmuş? Bu dört sezeryan yani beşinci efendim olacak. Demek ki bir düşük var anlaşılan üç çocuğu olduğuna göre. Duyuyoruz ki bu sezeryanlar işte belli bir sayıdan sonra olduğu zaman hayati bir tehlike oluşturuyor. Eğer bunlar kendilerine güvenebiliyorlarsa, yani kordon bağlatmadan bu tedbiri alabileceklerse, gebeliği önleyici tedbirler alacaklarına güveniyorlarsa bağlatmasınlar. Ama burada şöyle de bir şey çıkıyor. Burada tabii karşılıklı bir anlayış gerekiyor. Karı koca arasında karşılıklı bir anlayış gerekiyor. Bu hanımefendi istemediği halde hamile kaldığını söylüyor. Demek ki yani buna engel olamıyor mu acaba, yoksa gaflete mi düştü, onu bilemiyoruz. Yani şimdi böyle bir durumda benim tavsiyem birinci derecede kordon bağlatmadan gebeliği önleyici tedbirler almaları. Sprayl falan diyorlar hocam. Ya sprayl, onu doktorlar da tavsiye etmiyor zaten. Yani şöyle, sprayl vücuda dışarıdan konulan bir materyal. Ve bu hiçbir materyal faydalı bir şey değil. Artı sprayl hem zarar veriyor, bünyeye zarar veriyor, hem de mahrem yerlerin başkaları tarafından görülmesine, dokunmasına vesile oluyor. Zaruret yok. Onun yerine başka yöntemler, bunu bilir insanlar. Peki. Ha şimdi ama böyle bir endişe var. Yani diyelim ki eşi böyle bir tedbire hiçbir taraftar olmuyor, dinlemiyor vesaire. Bu kadının da hayatı söz konusu olunca bu bir zaruret gibi telakki edilip bağlatılabilir. Ama bir de işin şu yönünü düşünmek lazım. Genç bir hanım, 25'li 30'lu yaşlarda kordonunu bağlattı. Olur bu insan hali.
Eşi ölür, eşinden ayrılır, yeniden evlenir. Yeniden evlendiği zaman yeni koca da bundan bebek isteyecektir, çocuk isteyecektir. Geçen öyle bir soru geldi. O zaman ne yapacak bu insan? Yani eğer o bağlanan kordon bir daha açılamıyorsa, bu ne olacak? Onun hayatı karardı. Yani bu bizim dinimizin koyduğu kuralların hepsinin güzel hikmetleri var. Yani bu kısırlaştırma. İşte bundan dolayı caiz değil. Artı tabii çoğalmamızı da istiyor Peygamberimiz. Üremesini istiyor insanların. Ama işte bu dediğim gibi bu hanımefendinin gerçekten durumu biraz zora benziyor. Eğer onu bağlatmadan bundan sonraki gebelikleri önlemeyi tedbirleri beraberce eşiyle birlikte alacaklarına güveniyorlarsa bence bağlatmasınlar. Ama eğer ona güveni yoksa bu bir zaruret gibi algılanabilerek bağlantılabilir. Peki. Değerli hocam, bir izleyicimiz hocama selam ediyorum diyor. Hafızlık yaptığımda ezber yapmak için çalıştığım sayfalarda geçen tilavet secdesinin sayısını nasıl hesaplayabilirim değerli hocam? Zor bir iş o. Şimdi yanlış şu var. Tilavet secdesiyle ilgili bu söyleyeceğim şey şu. Hafızlık yapan kişi secde ayetini aynı ortamda kaç defa tekrarlarsın hepsi için bir secde. Secde gerekir. Şimdi bu kardeşimiz hafızlık yaparken bir oturdu bir sayfaya hiç kalkmadan mı ezberledi? Evet. Yoksa 10 ayrı yerde okudu, 10 ayrı zamanda mı okudu? Onları bir bilemeyiz ki. Peki. Yani bu kendine göre bir tahminde bulunsun. O zaman o secdelerini yapmadıysa. Yani 14 secde var. Hanefi mezhebinde bu secde ömür boyu yapılabilir. Yani hemen anında yapılma şartı yoktur. Peki. Kendisi ihtiyata da dikkat ederek 14 secde ayetini tekrar secdesini yapsın. Ha peki. Değerli izleyicilerimiz, programın artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bursa'dan bir izleyicimiz hattımızda, Ömer Saim Kurmuş. Hoş geldiniz. Bursa'ya selamlar Ömer Saim Bey. Teşekkür ederim efendim. Buyurunuz beyefendi. Efendim, bedel olarak askere gitmemek. Evet. Ve bedel verip askerlik hizmeti, yani vatan savunması hizmetinden istinkaf etmek, çekinmek. Evet. Acaba caiz mi değil mi? Soralım değerli hocamıza. Başka bir soru var mı efendim bekleyeceğiniz? Başka bir sorum yok. Peki. Sıhhat başka diliyoruz. Afiyet olun, diliyoruz. Sizler de efendim sıhhat diliyoruz. Şimdi Bursa'ya selam. Savaşta iki durum söz konusu. Bir, tüm vatandaşların, yani savaşabilecek tüm vatandaşların mutlaka savaşa gitmesi gereken durum. Bunlara, bu duruma nefire am derler. Yani seferberlik hali dediğimiz. Bir de İşte savaş, fiili savaş dışında, işte şeye hazırlık olarak, işte muazzaf askerlerin veya ne bileyim, işte şimdiki şekilde askerlik yapılan durum var. Düzenli ordu. Yani düzenli ordu. Şimdi devlet ne yapıyor? Bir kanun çıkartıyor. Diyor ki o kanunda şu yaşı geçmiş olanlar, şu durumda olanlar, şu kadar para verdikleri takdirde askerlikten muaf olacaklardır. Adına bedelli diyoruz. Adına da bedelli diyoruz. Şimdi burada insanları askere çağıran veya askerden terhis eden kim? Devlet. O devlet, yani insanları askere çağıran ve askerden terhis eden devlet, böyle bir inisiyatif diyor ki kullan. Bakın benim bu kadar çok sayıya ihtiyacım yok. Onun yerine para daha iyi. Çünkü ordunun paraya da ihtiyacı var. Devletin paraya da ihtiyacı var. O da bir gelir kaynağı. Doğru. Gelir kaynağı. Mesela bir zaman 30 bin lira verdiler gitmeyenler. Doğru efendim. Adam başı. Düşünün ki 100 bin kişi gitmediğinde 30'ar bin liradan ne kadar para tutar? Şimdi bu devletin izniyle olduğu için bedelli verip de askere gitmemenin bir günahı olmaz. Ama devlet izin vermediği halde savaştan kaçarsa, orada istikamet etmek sıkıntı yani. Orada büyük günah olur. Peki. Yani savaştan kaçmak, o yevmi zahf denir ona, o savaş günü savaştan kaçmak, o büyük günahtır. Ama mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bazı kişileri savaşa götürmedi. Yaşlıları götürmedi, küçükleri götürmedi, hanımları götürmedi. Ama savaşa, sefere gideceğiz dediğinde mazeret beyan edip gitmeyenler, efendim bizim burada işte çoluk çocuğumuz var, malımız var, şu var, bu var diyenler. Ayetlerle sıkıntı. Tebük seferi ki bununla ilgili birçok ayet-i kerime var. Hatta onların içerisinde kendilerini direklere bağlayanlar var.
Affedilsinler. Affedilsinler diye. Onlarla ilgili ayetler nazil olmuş. Yani onlar mazeretsiz olarak gitmedikleri için kınanmışlar. Günahkar kabul edilmişler. Ancak Allah'ın onların tövbelerini kabul etmeleri ile Peygamber Efendimiz affetmiştir. Yani Peygamber'e müracaat ettiler affetmesi için. Onlarla ilgili bir ayet gelmedikçe ben affetmem buyurdu. Ve onlar gerçekten ayet beklediler, af dilediler ve öyle affettiler. Yani işlerinde bunu yapmayanlar varsa affedilmedi tabii. Yani demek oluyor ki devletin izin vermesi halinde bedelli olarak askere gitmemek veya işte mazur olduğu için, yani sakat diyoruz ya. Olabilir efendim. Onların olduğu için askere gitmemek günah değildir. Ama devlet askere çağırdığı halde gitmezse o zaman günaha girer. Peki. Efendim, şöyle bir soru var değerli hocam. Hocamıza sosyal medyada paylaşılanlar hakkında bir sorum olacak. Günümüzde çocuklarımıza, evet, efendim bir milletin bir peygambere Hazreti Kaka dedikleri noktasında bir şey var. Ve bunu da biz tuvalet adabı gibi çocuklarımıza öğrettik diyor. Bunu aşağılasınlar diye o millet onlara söylemişler diyor. Böyle bir durum var mı? Ben özetlemiş olayım efendim. Şimdi Yahudiler peygamberimize aleyhissalatü vesselam'a ra'ina derlerdi. İbrahim Çelik sormuşlar. Ra'ina derlerdi. Evet. Ki bu ra'ina onların dilinde bir küfür. Evet. Ki bunun bazı açıklamalarında ra çoban ya Arapçada. İşte ra'ina çobanımız anlamına gelecek açıklamalar da var ama asıl doğrusu, daha sahih olanı, o Yahudilerin dilinde o ra'ina kelimesi bir küfür ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e bize Cenab-ı Hak ayet indiriyor. Diyor ki, ra'ina demeyin, fenzurna deyin. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz'e hakaretamiz bir ifade oluyor o. Şimdi eğer bu gerçekten kaka diye peygamber olsa idi. Evet. Böyle bir ismi olan bir peygamber olsaydı, bu ayet-i kerimenin ışığı altında, bu olayın ışığı altında, biz derdik ki hayır dememek daha iyi o şeyi. Ama bu isimde bir peygamber yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler var. Yani Yahudilerin vesaire olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler var. Onların dışında da peygamber diye toplum arasında bilinenler var. Yusuf Aleyhisselam var mesela. Hızır mesela. Hızır peygamber değil. İşte yani peygamber evet. Diye biliniyor mesela. Şimdi şeyde İstanbul'da Beykoz'da Yuşa Tepesi var. Doğru. Orada 25 metre uzunluğunda bir kabir var. Gördün mü? Orası Yuşa Aleyhisselam'ın kabri diyorlar. Veya efendim Tarsus'ta Danyal Aleyhisselam diyorlar. Doğru. Orayı gördük. Orayı görmüşsündür. Evet. Şimdi bunlar Kur'an'da geçmiyor. Ancak işte bazı İsrailiyat'ta vesairede geçiyor. Ve bunlar da biraz işte toplum içerisinde biliniyor. Ama ben doğrusu kaka diye peygamber olduğunu ilk defa duydum. Dolayısıyla o problem değil. Onu kim çıkardıysa bu sosyal medyada milletin başına dert oldu. Olur olmaz her şeyi yazıyorlar. İnsanların kafalarını da karıştırıyorlar. İnsanları yoldan çıkarıyorlar maalesef. Peki efendim. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir cümleyle hocam iş yerinde çalışırken Kur'an dinliyorum caiz mi? Bilal Karakaş'tı sormuş. İyi yapıyor, caizdir. Türkü şarkı dinlemekten Kur'an-ı Kerim dinlemek daha iyidir tabii. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İlminizden istifade ettik, sıhhat diliyoruz tüm izleyicilerimiz adına. Sevgili izleyenlerimiz nasip olursa değerli hocamızın ilmine başvurmak için bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Köşür, farz mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmayacak? İslami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.